Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda TikTok ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılan ahlaksızlığa özellikle bunu belirtelim. Bu ahlaksızlığa hükümetler, devletler de sessiz kalıyor. Sebebine geleceğiz kardeşim. Şimdi TikTok ahlaksızlığı özendiriyor. Cinselliği, çıplaklığı, alenen pornografiyi, erotiği, eşcinselliği, lezbiyenliği özendiriyor. Sizin de bunlara karşı, ki sizi de ben özellikle kendimi kastediyorum, bunlara karşı bir eleştiri ya da direkt bunların olmaması gerektiğini, bunların şer'i hükümlerde cezasını bildirdiğimiz zaman da bizi topluluk ihlali yapmaktan dolayı videolarımızı kaldırıp canlı yayınlarımızı kesiyor. Ya da işte videolarımızı engelliyor, kanalımızı engelliyor. Şimdi böyle bir düzende dağdan gelip bağdakini kovmak buna derler kardeşlerim. Siz TikTok olarak geleceksiniz, bu ülkede yayın yapacaksınız uygulamanızla. Bu ülkenin örfü, anneannesi, kültürü, ahlakını gözetmeksizin her şeyi ihlal edeceksiniz. Ondan sonra da bu ihlal ettiğiniz şeylere karşı çıkan biri de olduğunda veya birileri olduğunda hemen topluluk ihlali diyerekten, işte nefret söylemi diyerekten bu yayınları kesip videoları kaldırıyorsunuz. Şimdi size soruyorum, TikTok ve Türkiye'deki görevlilerine, siz nasıl bir ahlaksızsınız ki gelmiş Türkiye'de ve diğer ülkeler dahil her türlü pisliğe göz yumuyorsunuz. Bu topluluk ihlali olmuyor. Eşcinselliği özendiriyorsunuz. Bu topluluk ihlali olmuyor. Cinselliği özellendirip alenileştiriyorsunuz. Bu topluluk ihlali olmuyor. Lezbiyenliği özendiriyorsunuz. Cinsiyetsizliği özendiriyorsunuz. Bunlar topluluk ihlali olmuyor. Fuhuşatı, zinayı özendiriyorsunuz. Bunlar topluluk ihlali olmuyor. Ama sizin bu yaptığınız ahlaksızlığa, bu yaptığınız kanunsuzluğa, bu yaptığınız düzensizliğe, bu yaptığınız şeytani düzenin kuşaklığını yapmanıza biri de veya birileri de karşı çıkınca bu topluluk ihlali oluyor. Buradan ülkeyi yönetmeye çalışan ama yönetemeyen ve devlette sorumlu mercilere sesleniyorum. Bu tür uygulamalara neden sessiz kalıyorsunuz? Siz de bunların bir parçası mısınız yoksa? 2019'dan beri sizlerin de bunlarla aynı paralel yol aldığınız alenen gözüküyor. Vatandaşın biri bir şey aleyhinize söylese hemen cezasını kesiyorsunuz. Bu tür uygulama ve uygulama üzerinden hareket eden sosyal medya araçlarına neden bir müdahaleniz yok? Toplumun her türlü dejenere edecekler, her türlü çirkin pisliği halka aleni bir şekilde yapacaklar, yuvaları yıkacaklar, çocukları kafalarını bulandıracaklar, kötü nesiller yetiştirecekler. Edepsizliği, hayalığı bir kültür gibi sunacaklar. Siz de kalkıp orada diyeceksin, sözde biz Müslümanız. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı. Asıl Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından ziyade asıl evlerinizi yakan, ülkenizi yıkan bu TikTok ve benzeri uygulamalar. Hiç akletmez misiniz? Orada bir Kur'an-ı Kerim'i yakana bağırıp çığırıyorsunuz da burada milyonları yakıp yıkana neden sesiniz çıkmaz? Dediğim gibi biz şahsen kendim TikTok'la uğraşacağım özellikle. Benim Muş videom var mesela. Geçen yıl canlı yayında da yine keza bu tür şeylerde canlı yayını topluluk ihlaliyle kesti. Sıkıntı yok. Biz birilerinin dayatmasıyla bu işlerden vazgeçecek değiliz. Onların istediği şekilde yayın yapacak da değiliz.
Biz hakkı biliriz, hakkın emirleri neyse onu uygularız. Ve ben yine diyorum, burada TikTok'la uğraşacağım. Göreceksiniz, Allah'ın yardımıyla doğrular kazanacak. TikTok çok ağır bedeller ödeyecektir, göreceksiniz. Bunu devletin yapması gerekir aslında. Ellerinde yetki, güç, kuvvet, yasa, yasama, yürütme var. Buna rağmen sessiz kalıyorlar. Büyük ihtimalle bunlar da bu çanağın çömleğin parçası. Ama dediğim gibi özellikle Muş videomu ben yayınladım. Topluluk ihlali diye kaldırdı. Allah korusun ki öyle gözüküyor Rabbimizin bize nasip etmesinden. Muş yıkıldığında biz Muş'taki insanlara ve çevresindeki Van, Erzurum civarında oturan kardeşlerimizi uyarmak, tedbirli olmak için bu videoları yayınladık. Bu videoyu kaldırmasından ve olası Muş'un yıkılmasından en büyük sorumluluğun birinin de TikTok olacağını bu videoda da alane ediyorum. Kendilerine en az 1 milyar dolar tazminat davası açacağım. İnsanların haber alma özgürlüğünü ve insanlara tedbir alma durumunu engellediği için. Yani biz bildiğimiz yoldan şaşmayız. Karşımıza kim çıkarsa çıksın, kimseye de eyvallahımız yok. İsteyenin zoruna gitsin, isteyen desteklesin, hiç kimse umurumuzda değil. Ama biz bu mücadeleyi vereceğiz. Allah mutlaka doğruları galip getirecek. Biz de doğrulardanız. Herkes de bunu görecek. Dediğim gibi kardeşlerim, gerek TikTok olsun, gerek diğer uygulamalar olsun, Deccali sistemin, Illuminati sistemin, şeytani sistemin oyuncaklarıdır, hizmetkarlarıdır. Bunlar ve bunların sesini çıkarmayanlar da bunların hizmetkarlarıdır. Çünkü yani dilsiz şeytan olamayız biz. Biz hakkı söylemek zorundayız. Ben kimseye buğz etmem. Söylerim, elimden geldiğinde yaparım. İçinden buğz etmek çaresizlerin, korkakların işidir kardeşlerim. Ne söylüyorum? Allah Resulü'nün sözü nedir? Diyor ki örneğin, elinle düzeltebiliyorsan elinle, dilinle düzeltebiliyorsan dilinle, ikisiyle de yapabiliyorsan buğz et. Ben net söylüyorum kardeşim. Buğz etmek korkakların işidir. Anladınız mı? O nedenle biz hamdolsun Rabbimizden başka sevgi saygısına, hürmetimize ben dolayı çekiniriz. Korkarız. Ne de korkaklığımız da Rabbimizin bizi cezalandırmasından değildir. Ona karşı mahcup olmamızdandır. Onun bize verdiği nimetlere karşı hakkıyla yerine getiremediğimiz, ifa edemediğimizden dolayıdır. Bu korkaklığı Allah'ın gücü, kudreti karşısındaki şeytanın ve şeytanı insanların korkaklığı gibi algılamayın. Bu insanın Rabbine karşı mahcubiyetinin korkaklığıdır. Korkarım ki mahcup oluruz anlamında. O nedenle kardeşlerim, şeytan ve şeytanı yapıya hizmet eden kim varsa bizim savaşımız, mücadelemiz bunlarladır. TikTok da bunlardan biridir. Ve bunu aleni bir şekilde yapıyor. TikTok çıktığında zaten toplum bozuk. Bozuk olan toplumu aşikar ortaya çıkarmaya vesile olmuştur TikTok aynı zamanda. Lakin bu işlere çanak tutuyor. Bu işlerin, çok kaba konuşuyorum, sanal umumhanesine dönmüştür TikTok. Bak bu sözlerime net iyi anlayın. Sanal umumhaneye dönmüştür. Allah'ın laneti TikTok ve benzerlerinin üzerine olsun. Bunları destekleyenlerin ve bunlara sessiz kalanların üzerine olsun. Dediğim gibi kardeşlerim, biz bu ve bu tür uygulamalar ve yayın yapan, şeytana hizmet edenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Selametle.